İstanbul'un merkezinde harika bir tesise geldik. İstanbul Atlı Spor Kulübü'ndeyiz ve şu an yanımda İstanbul Atlı Spor Kulübü binici eğitmeni Selçuk Aydın var. Merhaba, merhaba Selçuk Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle çok şık bir tesis olmuş. Ben ilk kez buraya geliyorum ve hani çok da şaşırdım. İstinye'de, İstanbul'un merkezinde bu kadar büyük bir mekan kurulmuş. Ne anlatmak istersiniz tesisinizle ilgili? Şimdi tesisimiz, şu an üzerinde bulunduğumuz tesis İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün binicilik tesisleri. Tesisimiz iki tane kapalı. Manej dediğimiz olay, binicilerin eğitildiği ve ata bindiği yere manej diyoruz biz. İki tane kapalı, iki tane açık manejimiz var. 1956 yılında kurulmuş bir manejimiz, kulübümüz. Bir dernektir ve Binicilik Federasyonu'na bağlı bir derneğimiz. O zamandan bu zamana kadar, o kadar yıl içerisinde kulübümüz devamlı binicilik sporuna hizmet etmiş. Çeşitli branşlarda, çeşitli dallarda ülkemizi temsil etmiş birçok biniciler yetiştirmiştir. Evet, siz de bu binicileri eğitenlerden biri. Başlangıç olarak eğiten binicilerden biri işte. Binicilerden. Peki eğitim kısmına girersek ilk olarak şunu sormak istiyorum. Ne giymek gerekiyor? Mesela bugün uygun olmuş muyum ben? Şimdi binicilik bir şey yapmak için tabii öncelikle teçhizat. Önemli olan o. Ondan sonra ona uygun bir at, ondan sonra uygun bir yer, uygun bir hoca. Yani ekip olarak bir ekibin parçası tamamen hepsinin düzgün ve uygun olması lazım. Şimdi malzeme olarak ata binmeden önce ayağımızda çizme veya bot ve çeps birlikte. Şimdi sizde tek çizme var, bende bot ve çeps var. Bunların ikisinin bağlamında yukarıda pantolon giyiyoruz, bir at pantolonu. Rahat olabileceğimiz, rahat hareket edebileceğimiz likralı esnek bir pantolon. At pantolonları çoğunlukla bu göreve hizmet edebilecek niteliktedir. Ondan sonra elimizde eldiven, ben size temin edeceğim. Kafamızı hem atın boyun hareketlerine doğru yüzümüzü kollaması açısından siperi olacak, hem de kafamızı çarpmalara karşı koruyabilecek tok dediğimiz bir malzememiz var, onu kullanacağız. Binicilik malzemeleri olarak malzemelerimiz bunlar. Bunları temin edip de gelebilirsiniz veya bunlara hizmet edebilecek, bunları size temin edebilecek olan yerlerde de bunları isteyebilirsiniz. Yani bunlar onları almadan, onları kullanmadan mümkün mertebe binicilik sporuna başlamasanız iyi olur. Tabii önce emniyet. Çünkü riski olan bir spor yapıyoruz. Bu riski mümkün mertebe minimize edersek bizim açımızdan daha iyi olur. Atın üstünde nasıl dengede durulur? Atın üstünde dengede durmak için sizin öncelikle eğerin üzerine dengede oturabilmeniz lazım. Eğere biz oturuş olarak iki kıç tabirimiz, kusura bakmayın, iki kıç bir apış diyoruz. Oturuş temel sistem üzerinde bu şekilde şey yapar. İki parça kalçamız ve apışımız üzerine oturarak dengede kalmaya çalışıyoruz. Dengede olabilmesi için yaptığımız bir takım hareketlerde özengilerimiz, ayağımıza taktığımız malzemeye özengiliyoruz. Özengilerin eşit olması lazım ki yine dengede kalalım. Bunun yanında hep karşıya bakarak bir referans noktası karşı istikamette bulup ona göre dengemizde bir kayma, kaykılma söz konusu olduğunda düzeltebilecek bir pozisyonu kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Yani dengesiz bir bilinç yani, tabii kesinlikle söz konusu. Kendimizi ufukta bir nokta mı bulmamız gerekiyor? Karşı tarafta bakarak dengemizi daha iyi tesis edebiliriz. Devamlı yere bakarak yürümek uygun olmadığı gibi devamlı yere bakarak ata binmek de uygun değil. O yüzden karşıya bakarak kendi dengemizi sağlamamız gerekiyor. Dengesiz olup da ata binmek durumu söz konusu değil mi? Hayır, tabii ki de. Yani dengesiz olan kişileri de ata neticede bindiriyoruz ama ona göre teçhizat var. O teçhizatları kullanarak dengesiz kişilerin dengeyi bulabilmesi için yardımcı bir şekilde at binişini gerçekleştirebiliyoruz. Yani binicilere, engelli, özürlü olan kişilere, dengesiz olan kişilere denge sağlaması açısından da yardımcı oluyor. Çünkü düşmemek için binici yürürken normal yürüdüğü bir pozisyonda atın üzerindeyken düşmemek için biraz daha dengede kalması gerektiğini ve ona göre çaba sarf ederek iyileşme sürecini biraz daha kısa sürelere çekebiliyoruz. Şimdi geçmişinde spor olan kişiler muhtemelen daha kolay da yapıyordur değil mi? Tabii yani spora karşı birazcık daha yatkın olan kişilerin daha güzel neticeler aldığı bir aşikar o kesin.
Peki diyelim at binmeyi öğrendik, dengemiz de gayet yerinde. Atta süratli gidebilmek için ne yapmak gerekiyor? Ya da o noktaya gelebilmek için kaç ders almamız lazım diye. Şimdi atı, neticede binicilik spor olarak atı idare edebilme sanatıdır. Yani atla uyum içerisinde, insancıl çerçeveler içerisinde atı nasıl idare edebiliyoruz? Atla nasıl iletişim kurabiliyoruz? O istek ve arzularımızı atı nasıl iletip, atı nasıl yön verebiliyoruz, atı nasıl çek ve idare edebiliyoruz, işte bunları temeline inmek gerekiyor. Yoksa nasıl hızlandırılır, nasıl süratli yapılır, onlar bindiğimiz zaman aşağı yukarı 20 ile 30 ders süreci içerisinde bu söylediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Hı-hı. Ama asıl amaç atı nasıl idare edebilmemiz gerekiyor. Yani bu idareyi, isteklerimizi atı nasıl iletmemiz gerekiyor. İşte bunun için bir 30 ders falan gözden çıkartmamız lazım ki bu benim koymuş olduğum bir şey. Bu sizin vermiş olduğunuz verilerle daha da uzuyor veya kısalabiliyor. Yani 30 ders diyorum, 30 haftada gelebilirsiniz. Bir yılda da bu periyodu harcayabilirsiniz veya 31 ayda da harcayabilirsiniz. Hı. Hangi periyot daha uygundur derseniz, bana göre bir aylık bir periyotta bu işi öğrenmek çok daha iyi. Değil mi? Çünkü yani araya zaman geldik, girdikçe biniciliği öğreniyorsunuz. Binicilik nedir? Onu öğrenmek için de 30 dersliktir. Yani bir aylık bir periyotta biniciliği öğrendiniz. Ondan sonra öğrendikten sonra benim hep gelen talebelere tavsiyem, bu sporu yaptınız, içinizde bir şeyler var, devam etmek istiyorsunuz, yeterli desteğiniz var ama ailenizden ama kendinizden fark etmiyor, devam edin gidin. Yok, bu sporu öğrendiniz, devam etme imkanınız yok ama ayda bir sefer veya 6 ayda bir, yılda bir sefer neler öğrendiğinizi unutmamak maksadıyla tekrar gelip binmenizde yarar var. Peki iyi bir binici olmak için her sporda olduğu gibi bunda da çocukken başlamak gerekiyordur diye düşünüyorum. Tabii. Sizin çocuklar için başlatma sınırınız nedir yaş olarak? Şimdi kulübümüz olarak, yani İstanbul Atlı Spor Kulübü olarak hem poni branşında çocuklara hizmet veriyoruz hem de büyük atlarla büyüklere hizmet veriyoruz. Poni olarak yani çocuklara hizmetimiz 4 yaşından itibaren başlıyor. Yani onların eğitimi daha farklı bir eğitim, daha farklı bir süreç. Büyüklerin eğitimi biraz daha farklı. Çocuklar ilk başta yani 4 yaşında başlıyoruz öyle diyeyim ama atı sevdirerek, atla iletişim kurarak, onun sevgisini, onun dostluğunu kazandırarak yavaş yavaş at sevgisiyle beraber ata binmeye alıştırıyoruz. Ondan sonra öyle 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 gidiyor. Devam edip gidiyor. Gerisi geliyor. Yani çocuklar hakikaten bu kadar bayağı kendilerini çok güvende hissediyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Çocuklar için diğer spor branşları da muhakkak iyidir ama bir binicilik çocuklar için çok daha farklı bir konumda. Evet, çünkü altında bir sevgi, paylaşım, dostluk, arkadaşlık, onun bir arkadaşı olarak devam bulunduğunu ve onunla konuşması gerektiğini, onu sevmesi gerektiğini, ne bileyim bir tane elma yiyorsa onun yarısını ata getirmesi gerektiğini falan çocuk ister istemez kendi bünyesinde, dünyasına onu yerleştiriyor bir arkadaşı, bir kardeşi olarak veya bir abisi, ablası olarak onu kendi dünyasına çocuk yerleştiriyor. Ondan dolayı da çocuğun gelişiminde bayağı olumlu neticeler elde edebiliyoruz ve altında kendisinden çok daha kuvvetli, güçlü bir canlının idaresi çocuklar açısından son derece mükemmel bir duygu. Yani ben bu atı idare edebiliyorum diyebilmek güven çocuk duygusu için da çok çok önemli. Evet. Binicilik eğitiminde ne tür atlar kullanılıyor? Demin beyan ettiğim gibi yani binicilik eğitiminde binicinin seviyesine göre at bulmak gerekiyor. Eğer binici bir acemiyse ona göre çok oynak, yani çılgın bir at kesinlikle uygun bir at değil. Acemi binici eğitiminde kullanılan atların da gayet mülayim, sakin, gürültüden çok fazla oynamayan, biniciyi tedirgin etmeyen, biniciye güven verecek olan bir atlar olması lazım. Bu atları kullandığınız takdirde biniciye güven verip o sevgiyi aşılayıp o şekilde gideriz. Yoksa yani daha işe başlamadan biniciyi ürkütüp gönderebiliriz. Yani binicilik, binicilik sporunda çağa kalkma tabii. Yani atların genelinde normal tabiatında olması gereken hareketlerden bir tanesi. Ama biz o atları eğitim, acemi eğitiminde pek kullanmıyoruz. Diğer zamanlarda da yani atın çağa kalkması pek bizler açısından kabul edilebilen olumlu bir hareket değil. Dolayısıyla istemeyiz. Yani biz de istemeyiz. Ne kadar işin içerisinde profesyonel de olsak yine de atın şaha kalkmasını istemeyiz. At çünkü istemediği bir olay için tepki göstererek şaha kalkabilir. Kulaktan dolma bilgilerle herkesin bildiği bir Arap atı, bir de İngiliz atı vardır. Burada Avrupa'da herkes yani büyük çoğunlukta çeşitli çiftliklerde üretilen atlar kendi bünyesi içerisinde adlandırılıyor. O şekilde yani bugün Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da burada öyle bir ayrım yok herhalde. Yok yani Türkiye'de çoğunlukla
yetiştirilen atlarımız var ama yetiştirilen atlar çoğunlukla düz koşu için yetiştirilen atlar olduğu için biniciliğe pek hizmet eden atlar değil. Onların branşları ayrı. Yani branş olarak şimdi düz koşu ayrı bir branş. At binişi. Onlar jokey. Biz biniciyiz. Bizim branşımız ata binmek. Cross country diyoruz. Veya konkripik diyoruz. Konkur komple diyoruz. Şimdi bir de uzun mesafe koşularımız var. Yeni bir branş çıktı. Endurans dedikleri uzun mesafede koşularda atın nabzını ve tansiyonunu ona göre yani atı ayarlayarak, atı çok fazla yormadan, hırpalamadan güzel bir nabız içerisinde atı o noktaya getirmek hedef olan bir şey. Bunlar da engeli hatasız atlamak. Arazide yapılan engeller de yine aynı şekilde. Onların engel şekilleri biraz daha farklı. O yüzden arazi biraz daha zordur. Arazi yarışları yani konkur komple dediğimiz yarışlar. Dresajda at terbiyesi dediğimiz bir branştır. Binicinin atla olan uyumunu, atın ona itaatini falan gösteren. O da ayrı yani bir branş. Güzel pek bir branş. Pek çok branş var yani. O zaman dışarıya çıkıp yer bilimine geçip başlayalım mı? Buyurun olabilir. Teşekkür ederim.